Halk edebiyatımızın son büyük üstadı merhum Aşık Veysel'in aramızdan ayrılışının 28. yıl dönüm münasebetiyle düzenlenen Aşık Veysel Hanım'a programına hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Sayın Gamze Ayrım'ın konuşmaları arz eder. Sayın Mali, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Profesör Doktor Sadık Tural Hocam ve siz saygıdeğer konuklar. Yaşamını çevreleyen bütün olumsuzluklara karşın dünyayı algılamadaki üstün yeteneği ve yaşama bağlanmadaki ustalığıyla Aşık Veysel çağa damgasını vurmuş seçkin ozanlarımızdan biridir. Ne tesadüftür ki toprağa, doğaya aşık olan ünlü ozanımızı özü doğanın dirilişi ve insana karşı duyulan bir sevginin bayramında saygıyla anıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nde Nevruz'la ilgili verilen konferansta Sayın Nadia Yuşever'in konuşmalarından çok etkilendiğimi belirtmek istiyorum. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi dilimiz ayrı da olsa kanımız, canımız bir. Sizlere hasret kalan atalarımızı, nenelerimizi huzur içerisinde yad ediyor. Bu duygularla sizlere şu şiirimi arz etmek istiyorum. Şami Kafkas Dağı'nın hürriyet güneşidir. Şami Atatürk'ümün öz ve öz kardeşidir. Şamil'i bilmeyen atasını ne bilir? Şair diyor ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır. Ben de diyorum ki, benim vatanımın sınırları Kars'ta başlayıp Edirne'de bitmez. Hazarımın hürriyet, hürriyet diye seslendiği ta Kafkaslardan başlar Viyana'da biter. İşte onlardan kopup gelen bir oyun. Esaretin düşmanı, cesaretin timsali Şamil. Sormayın kimlerden am adoslar. Gönülden yaralı, oralıyam adoslar. Kızıl bir kurşun aldım, yaralıyam adoslar. Ağlama ey gözleri bulutlu yar. Ben bilirim senin de eyninde şanlı libasın var. Bu şarkılar, türküler, türkü söyler, türkü yaşar kalpte ülküler. Bu ses aslan sesidir. Bu ses demir perdeyi damla damla eriten, Katerina Petro'yu deli eden sestir. Bu ses ta Kafkaslardan gelen Şeyh Şamil'in sesidir. Saygıdeğer konuklar, Nevruz'da yanan ateşlerin, Nevruz güneşinin ılıklığının, sıcaklığının, bütün milletimizin misak-ı milli ile sınırları çizilmiş olan aziz vatan toprakları içerisinde yaşayan Türk insanlarının ve diğer bütün soydaşlarımızın hepimizin kalplerini ısıtmasını, hepimizi birbirimizle sevgi bağı ile bu sıcak, bu samimi ortamda bağlamasını, milli birlik ve beraberliğimizin en kuvvetli bağı olmasını, vatan bütünlüğünün, bölünmez birliğinin en güzel bir sembol olmasını diliyorum ve Nevruz'unuzu kutluyorum. Saygılarımla. Halk edebiyatımızın son büyük temsilcisi merhum Aşık Veysel'in hayatı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Cumhuriyetimize 4 Eylül Kongresi ile damgasını vuran Sivas şehri aynı zamanda ozanlarıyla da sembolleşmiştir. Adlarıyla Sivas'a öğüt olan bu aşıkların en başında Aşık Veysel gelmektedir. Günü tüm dünyaya yayılan Aşık Veysel 1894 yılında Sivas'ın Şarpışlı ilçesine bağlı Sivralan köyünde doğmuştur. Annesi Gülizar'ın meraya giderken ansızın sancılanarak yol üstünde dünyaya getirmesi onun çilekeş hayatının başlangıcı olmuştur. 7 yaşında bastığı yıllarda geçirmiş olduğu çiçek hastalığından dolayı gözlerine perde iner. Gözlerinden biri bu hastalık sonucu tamamen görmez. Ancak diğeri de geçirmiş olduğu bir kaza sonucu göremez olur. 11 yaşlarında babası kendisini teselli etmek maksadıyla 3 telli saz alır. Sazından çıkan tınlar onun görmeyen gözlerine adeta aydınlık verir. Saz çalmayı, ilk konuşmayı Molla Hüseyin'den öğrenir. Daha sonra Çamşırlı Ali Ağa'dan saz çalma tekniğini ilerler. Saz çalışını gün geçtikçe geliştiren Veysel'in ünü önce çevre köylere, daha sonra komşu illere yayılır. Artık Veysel'in sazına da sözüne de doyum olmaz. Aşık Veysel ilk evliliğini 25 yaşlarında yapar. Daha sonra Hafik Karayaprak köyünden Gülizar'la evlenir. Birinci eşinden olan bir kızı ve oğlu ölmüştür. İkinci eşinden ise 3 oğlan 4 kız olmuştur. Aşık Veysel klasik aşık saz olan çöğür yerine bağlamayı denemiştir. Çalmış olduğu akort sistemiyle kendi adıyla anılacak bir tarza damgasını vurmuştur. Bu tarza Veysel düzeni veya bağlama düzeni denmiştir. Anonim halk müziğimizin en önemli kaynaklarından bir ulu ağacın düşen yaprağı olan Aşık Veysel'e dostlar seni unutmadı diyor, kendisini saygıyla rahmetle anıyoruz. Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Sayın Uğur Kaya. Yeah.
karşı karşıya değil bölümüne. Benim sadık yarim kara topraktı, kara topraktı. Havaya bakarsam yar hava alırım, hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan alırsam yar elde kalırım. Benim sadık yarim kara topraktı. Ölmez bir eser, kum gelir gözlerin yer bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Dostlar beni hatırlasın, ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın, düğün olur bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın, can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan göçer, ay dolanır yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın, açar solar türlü çiçek. Kimler gülmüş kim gülecek, Murat yalan ölüm gerçek. Dostlar beni hatırlasın, gün ikindi akşam olur. Gör ki başa neler gelir, Veysel gider adı kalır. Dostlar beni hatırlasın. Thank you.
gelen mesajlar arz ediyor. Sayın Lütfullah Bilgin, Sivas valisi. Rahmetli Aşık Veysel'in ölümünün 28. yıl dönümü Anna ve Nevruz kutlamaları nedeniyle düzenlenen koro konserine ait nazik davetinizi önceden belirlenen programın nedeniyle katılamayacağım. Tüm hemşehrilerime ve misafirlere selam ve sevgiler sunarım. Profesör Doktor Hüsnü Yusuf Gökal, Tarım ve Köy İşleri Bakanı. Sayın Lütfullah Bilgin, Sivas valisi. Nazik davetinize teşekkür ederim. Meclis çalışmalarım nedeniyle sizlerle birlikte olamıyorum. Büyük halk ozanımız Sayın Aşık Veysel'in ölümünün 28. yıl dönümü nedeniyle tertiplemiş olduğunuz anma törenlerine davetinizden dolayı sizi ve emeği geçenleri kutluyor, şahsınızda katılan davetlere selam ve saygılar sunarım. Musa Demirci, Sivas Milletvekili. Dost, dost diye nice nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Beyhuda dolandım, boşa yoruldum, benim sadık yârim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi, benim sadık yârim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılırsam nerede kalırım, benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin varsa iste Allah'tan, Allah için uzak gitme topraktan, cömertlik toprağa verilmiş haktan, benim sadık yârim kara topraktır.
Yar eyler.
sana küsmedim. Hal günüm günüm. Ben o yardan ümidimi kesmedim. Ay günüm günüm günüm. Benim öyle yakar kor gider misin? Yar eylen, eylen, dur benden gelin. Evet sevip sonra terk eder misin? Yar İtimat edersen benim sözüme, gel birlik kavline girelim kardeş. Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme, içip şerbetini duralım kardeş. Son verelim iftiraya, bühtana, kardeşane sevişelim can cana.
el birlikte çalışalım vatana, çok okul, fabrika kuralım kardeş. Yürüyelim Atatürk'ün izine, boş verelim bozguncular sözüne, göz atalım şu dünyanın hızına, yürüyüp hedefe varalım kardeş. Veysel'in sözleri kanun dışı mı, mantığa uymazsa kesin başımı. Bana düşman etmiş vatandaşımı, sebebi neyse soralım kardeş. Neslinden evlatlar bıraktı. İşte bu büyük üstadın, merhum Aşık Veysel'imizin iki oğlu şu an aramızda. Evet, Sayın Ahmet Şatıroğlu ve Sayın Bahri Şatıroğlu alkışlarla huzurlarınızda. Lütfen Sayın Şatıroğulları sizleri en seçim taraflarını görmek için sahneye davet ediyorum. Gelirseniz memnun.
Tanımadığım kişiler çok. Özür dilerim. Değerli üniversite mensuplarımız ve misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bugünü hazırlayıp da bu kadar zahmete katlanan değerli Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na Aşık Veysel evladı olarak ve Aşık Veysel adına çok çok teşekkür eder. Sevgilerimiz var. Hayatımda gördüğüm en güzel koro, en güzel solistler, en yetenekli çalgıları gerçekten üniversitemizde görüyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de burada size bir anısını anlatayım. Madem ki bu sahneye geldik. Yıl 1962. Rahmetli ile Ankara'ya gittik. Yaşlı bir adam ayağa kalktı. Veysel gel gel dedi. Gel başıma geleni duydun mu? Ne ya? Nedir? Vallahi dedi. Eskiden taydım şimdi nallandım dedi. Ayağını gösterdi. Şimdi anısı şöyle. Eskişehir Çiftader Köy Enstitüsü'nde saz öğretmenliği yaparken iş dersi öğretmeni aynı zamanda müdür yardımcısı. Veysel, bana bir şiir yazmazsan sazıyı sarıtayla kırırsın. Ya Raşit Bey ben sana ne yazayım? Elde mevzu yok, konu yok. Yok illa bir şiir yaz. Yazmazsan sazıyı sarıtayla kırırsın der. Yazacaksın. Tabii konu olmayınca söylenmiyor. Bir gün okuldan Eskişehir'e giderken yolda arabalar bozuluyor. Jip. Bozuluyor. Raşit Bey üzerine bir tulum giyiyor, boyunu uzun. Arabanın altına yatıyor, üstüne yatıyor, kapağını kaldırıyor, çalıştıramıyor motoru. Orada Harmandağlı diye bir köyden gidiyor, bir çift at getiriyor. Atı arabaya koşuyor. Babam yürü. Araba yürüyor şimdi. Kendi işlerini. Doğru yakaladım Raşit Bey diyor. Sabah sabah bana çatma. Ne istersin Bay Raşit? Uzun kısa söz uzatma. Sözlerimi duyur Raşit. Raşit'sin adın gibi. Hiçbir tat yok tadın gibi. Yonturmadık odun gibi. Uzatmışım boy Raşit. Ceplerinin gibi delik. Nedir sendeki bebelik? Ne serhoşluk ne semelik. Sanki içmiş meyraş. Veysel dolarsa taşıyor. Gören bu işe şaşıyor. Tenezife at koşuyor. Çekmez bunu tayraş. İsmi arıyor tayraş. Gel tayraş. Git tayraş. Şimdi yahu diyoruz. Şu diyor, elbisemi falan gösterdim. Boyun uzunluğunu nereden biliyorsun diyor. Sesin yukarıdan geliyor. Sayın Valim, Sayın Hocalarım, Sayın Uğur Kaya, bu geceyi hazırladığınız için teşekkür ederim. Gribim, özür dilerim. Yalnız bir anasını da ben anlatayım. Rahmetli Reis-i Cumhur Gürsel Paşa Büyük Sinema'da bir gece yaparken Aşık Veysel adına geldik ki kapı tıklım tıklım dolu, içeri girmeye imkan yok. Orada bir adam dedi ki Veysel amca, şurada ben kapıcıyım. Bu kalabalık çekilene kadar bir çayımı kahvemi iç dedi. Babam da tabii kimseyi kırmadığı için gittik. İçeri girdik. Kadın geldi, hanımı ayağına kapandı. Allah emanetini al dedi. Ben bu adamı göreyim de Allah emanetimi alsın diyordum dedi. Allah muradımı verdi dedi. Ben bunu biliyorum. Saygılar sunarım. (Gülüyor)
Nevruz geleneği ne Sünnilikle, ne Alevilikle, ne Bektaşilikle doğrudan menşe bağlantısı olmayan, İslamiyet'ten çok öncelere, milattan öncelere giden bir gelenektir. Yani bir dinin veya bir mezhebin bayramı değildir. O itibarla herhangi bir şekilde bir mezhep adına, bir din adına, bir etnik menşe adına bağlı gösterilmesi, istismar edilmesi ve bir ayrılık, gayrılık unsuru olarak takdim edilmeye çalışılması fevkalade yanlıştır. Tarihin ve kültürün bütün gerçeklerine aykırıdır. Görüldüğü gibi bu bütün bu coğrafyada saydığımız insanları, özellikle bu coğrafyada yaşayan Türk insanlarını birbirine kenetleyen, bağlayan, kaynaştıran bir milli örfler, adetler, gelenekler bütünüdür. Evvel bahar oldu, açıldı güller. Namesiz olmuştur bütün bülbüller. Yüz göstermiş bize lale sümbüller. Nevruz bayramınız mübarek olsun. Thank you.
Vaktide bir sevdim, vaktide bir sevdim.